أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته İbn Hibban'ın El-Musnad-ı Sahih Al-Taqasim Vel-Enva adlı kitabında hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz kısım emirler kısmı, emirler kısmının El-Nev'ul Femisu Vettis'un 95. çeşindeyiz. El-Avamiru Leti Umirat Li-Esbabin Mevcudetin ve Aylelin Malumetin. Malum gerekçeler ve mevcut bazı nedenler dolayısıyla verilen emirler diyor İbn Hibban. Ve bu bağlamda okuduğumuz bir hadis vardı ki önceki dersten uzun bir hadisti. Önceki dersten son bir kısmı kalmıştı. Okuyorum kalan kısmını. Kâlet diyor ki Ka'b bin Malik hadisiydi. Tebuk seferinden geri kalan. Ve kânet Ummu Seleme te muhsineten fî şe'nî. Ka'b bin Malik diyor ki Ummu Seleme benim olayım hususunda, benim bu meselemiz hakkında iyimser bir kadındı, iyimserdi. İyi davranan birisiydi. Tuhbiruni bi emri, benim işimle ilgili bana haber veriyordu. Ne oldu, ne bitti, Hazreti Peygamber'den bu hususta bir ipucu var mı falan. Bu hususta bana iyi davranırdı diyor Ummu Seleme. Fentalaktu ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Müjdeci bana müjdeyi verince, bağışlanma müjdesini, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim, gittim demeyelim de intilak ettim. Yani koştum gittim. Feyda huve calisun fil mescidi. Bir de ne göreyim mescitte oturuyordu. Ve havlehu el muslimuna. Müslümanlar da etrafında oturmuşlar. Ve huve. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra mescitte oturmayı severdi. Hatta yaslanırdı böyle. Öyle otururdu. Ve milletle muhabbet ederdi yani. Mesela sıkça sorarmış bu gece kimse rüya gördü mü diye. Kendi gördüğü rüyası varsa anlatırmış, paylaşırmış. Dolayısıyla Hazreti Peygamber mescidinde sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde sabah namazı sonrası güzel bir hava var, güzel bir ortam var, muhabbet var yani. Bizim Ka'b bin Malik de bu sabahtan da gitmesi gereken sabah mescide gidememiş. Evinin damında kılmış namazı ve müjdecinin sesini alır almaz koşmuş mescide gelmiş. Diyor ki içeri girdim, oturuyordu Hazreti Peygamber. Ve havlehu el muslimuna, etrafında da Müslümanlar vardı. Ve huve yesteniru kestinaril kamari. Ayın aydınlığı gibi, ayın parlaklığı gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıyordu. Yani parıldıyordu. Ve kâne izâ surra bil emri istenâra. Diyor ki Ka'b, Hazreti Peygamber sevindiği zaman, bir konu, bir hususta mutlu olduğu zaman yüzünden bu aydınlığı sezerdik. Demek istiyor ki benim olayıma da çok sevinmişti. Hatta geçen derste buradan hareketle dedik ki bu protestoyu Malik'e ve Ka'be ve Ka'b'ın arkadaşlarına radıyallahu anhum koyan Hazreti Peygamber değildir. Zira o koymuş olsaydı kalkmasına bu kadar sevinmezdi. Değil mi? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tam tersi Ka'b'ın ve arkadaşlarının çektiği bu sıkıntıdan rahatsız olan, sıkıntı çeken, bunu paylaşan birisidir. Bu sıkıntıyı onlara yaşatan Cenab-ı Hakk'ın kendisidir. Zira kaldıran da yine o olmuştur. Ne var ki bu sıkıntının, bu karantinanın uygulanmasını emreden ayetler gayrimetlu, Kur'an'da olmayan ayetler iken, Kur'an'da olmayan bir vahiy biçimi iken bunu kaldıran, bu karantinayı, bu protestoyu kaldıran ve onların bağışlandığını bildiren ayetler ise Kur'an'da metlu olarak gelmiştir. Diyor ki Ka'b bin Malik, feci'tu, vardım yanına, muhtemelen önüne kadar geldi oturdu. Fecelestu beyne yedeyhi, ve önünde oturdum. Bizde dizinin dibinde oturdum denir bir adamın önünde oturmayı. Arapçada ise ellerinin önünde, yani önünde.
Bir insanın ellerinin önü hep önünü kasteder Kur'an'da. Kur'an'da da öyledir. Fekale dedi ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ka'b ibn Malik'in Ey Malik'in oğlu Ka'b Ebşir Müjdeler olsun. Bi hayri yevmin ete aleyke mundu veledetke ummuka Ananın seni doğurduğundan beri üzerine doğan en hayırlı gün dolayısıyla sana müjdeler olsun dedi. Ebşir bi hayri yevmin Demek ki anan seni doğurduğundan beri bu kadar hayırlı bir güne çıkmadın ya Ka'b diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle dedi ki ravi diyor bunu fakultu dedim ki Ka'b bin Malik diyor ya nebiyallahi ey Allah'ın peygamberi em min indillahi em min indika bu Allah'ın katından mı yoksa senin katından mı geldi bu benim bağışlamam sen mi beni bağışladın karantinayı, bu protestoyu sen mi kaldırıyorsun yoksa bunu Allah mı kaldırıyor diye sordum diyor Ka'b bin Malik. Geçen ders hatırlattık. Benzer bir durum Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe'ye ifk hadisesiyle ilgili beraatini bildiren ayetleri haber verdiğinde de Hazreti Ayşe bunun Allah katından olduğunu öğrenince hatta Hazreti Peygamber'e annesi diyor ki kalk kalk teşekkür et işte kocana bak işte bir takım şeylerde bulun yanına var git falan gibi el ayak hareketi yapmış Hazreti Ebubekir'in hanımı annemize Hazreti Ayşe'ye Hazreti Ayşe o esnada yatalak zaten yatakta hiç oralı bile olmamış kafası böyle yukarı doğru diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu göstermesini istediği şeyi göstermemiş bir miktarda tabi alınganlık var biraz da kızmışlık var Bir de beraat Cenab-ı Hak katından gelince bir süre böyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme alıngan davranmış. Sitem etmiş daha doğrusu. Ka'b bin Malik de burada onu merak ediyor. Ya Resulallah bu senden mi yoksa Allah'ın katından mı? Kâle dedi ki bel min indillahi. Hayır. Allah'ın katındandır. Thumme daha sonra tele aleyhim sonra şu ayetleri okumaya başladı. Ne kadar hoş bir sahne Ka'b bin Malik için. Hayır Ka'b benden değil. Senin tevben Allah katından geldi deyip ayet okuması. Herhalde bu Ka'b için müthiş bir şeydir. Diğer ikisi de olamaz mı? Olsaydı Ka'b söylerdi. Diğer ikisi şu anda yok burada. Estaizu billah. لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ Bu bir seferle alakalı bir ayet. Ve bu seferde her ne kusur işlenmişse buna Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi de dahil eksiklik, seferin kendi içerisindeki zahmetlerden ötürü oluşan yılgınlık vesaire her şey olabilir. Nasıl bir namazı kılardı Hazreti Peygamber namazdan sonra hemen istiğfarda bulunurdu. Ya Rabbi sana yaraşır bir namaz kılamadım. Eksiklerim, kusurlarım var diye. Seferler de böyledir. Onlar da ibadettir nitekim. Cenab-ı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Eminim ki seferden sonra da yine istiğfarda bulundu. Kabul etmesini, bu gazasını eksiğiyle, kusuruyla. Cenab-ı Hak da gelen ayette önce daha Ka'b'dan, Malik'ten, Murare'den, Hilal'den önce لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّب۪يِّ Allah peygambere yüzünü döndü. Tevbe zaten budur. Yüzünü dönmesi. وَالْمُهَاجِر۪ينَ ve muhacirlere yüzünü döndü. وَالْاَنْصَارِ ve ensara yüzünü döndü. لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ Ayetin kalan kısmı burada yok. لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَض۪يقُ قُلُوبُ فَر۪يقٍ مِنْهُمْ diye ayetler devam ediyor. Ve o çıktıkları seferi Cenab-ı Hak ف۪ي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ Zorluk zamanı, zorluk seferinde Allah peygambere, muhacirlere ve ansarlara tevbelerini kabul etti diyor. Ve ondan hemen sonraki ayette Bakalım burada var mı? O da burada yok. Sadece başını vermiş. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا Ve o üç kişiye de Allah yüzünü döndü. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذ۪ينَ خُلِّفُوا diye devam ediyor. Hazreti Ka'b bin Malik'in Mürare ve Hilal'in tevbelerini bildiren ayetler. حَتَّى بَلَغَ Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okudu, okudu, okudu. Ta ki huve tevvabur rahim kısmına kadar geldi. Odur kullarına yüzünü sıkça dönen, odur esirgeyen.
Kale diyor ki ve fîne nezelet, yine bizim hakkımızda nazil oldu. Bakın Kâb bin Malik bir başka ayetin dahi kendileri hakkında nazil olduğunu iddia ediyor. O ayet hangisiymiş? İttakullâha ve kûnû mâ's-sâdikîn. Ey iman edenler, Cenab-ı Hak'tan sakının, korkun, onu gözetin de ve kûnû mâ's-sâdikîn, ve sadıklarla beraber olun, geri kalmayın. Hazreti Peygamber ve onunla birlikte sadık kimseler Allah'ın emri dolayısıyla sefere, gazaya çıkarken sizler geride kalmayın diye Allah bu emri de hakkımızda inzal etti. Diyor Kâb bin Malik, İttakullâha ve kûnû mâ's-sâdikîn. Kâle diyor ki, demek ki Allah'tan sakının ve sadıklarla beraber olun ayeti bu sebebin nüzul çerçevesinden ele alacak olursanız, Allah gazaya çıkanlarla, sefere, cihada çıkanlarla beraber olun diye o gazaya çıkanı sadıklar olarak tarif etti. Zaten yani hafızam beni yanıltmıyorsa bir başka ayette de وَلْيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الْكَذِب۪ينَ ayeti de yine bir savaş, yanılmıyorsam Uhud gazası ile ilgili olan ayetlerde geçer. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ diye devam eden ayet. Yani Allah günleri aranızda böyle çevirir. Bedir'de siz galip gelirsiniz. Uhud'da onlar galip gelir. Böyle değişkenlik vardır. Allah bu değişkenlik üzerinden içinizden sadıkları ve kazipleri ayırt eder. Allah orada sadıklar diye yine kime diyor? Gazaya çıkan, sebat eden, cephede sırtını dönmeksizin, kaçmaksızın çarpışan kimselere. Dolayısıyla ayette Allah, ey iman edenler, Cenab-ı Hak'tan sakının da sadıklarla beraber olun derken, sebebin nüzulü itibariyle esasen Kâb, Hilale ve Mürar için Allah'ın elçisiyle birlikte gazaya çıkan, gazaya çıkanlarla beraber bulunun emrini göndermiş bulunuyor. Kâle, bu ayeti kerime çok suistimal ediliyor. Herkes bu ayeti kerime üzerinden biz şunu demek istiyor. İşte bu bizim cemaat sadıklardır, o yüzden buraya gelmen aslında Allah'ın emridir şeklinde tarif ediyor. Halbuki esasen sadıkların kimler olduğunu tespit etmek, bu ancak Allah'ın bileceği bir şeydir. Zaten Allah وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ Allah bilsin diye diyor. Dolayısıyla bizim insanlar üzerinden aidiyet belirlememiz çok zordur. Bizim aidiyet belirlememiz ancak Kur'an üzerinden olabilir. Bize marufu emreden ve bizi münkerden sakındıran, Kur'an'ın maruf dediği şeyleri bize sadıklayan ve Kur'an'ın münker dediği şeyler hususunda bizi nehyeden kim varsa onlar sadıklardır. Sözü dinlenmesi gereken, öğüdü tutulması gereken kimselerdir. Onlardır bizim dostlarımız. Çünkü ölçü ancak Kur'an üzerinden, somut, belirli çizgiler üzerinden olur. Eğer bu çizgiler üzerinden, ölçü üzerinden değil de işte bize gel takıl bize hayatını yaşa şeklinde, Cenab-ı Hak da bak bize gönderiyor şeklinde soyut bir yönlendirme ancak aklı devre dışı bırakmayı getirir. Kâret diyor ki fekultu, dedim ki ya Nebiyyallahi, ey Allah'ın peygamberi. Kâb bin Malik ile Hazreti Peygamber'in diyaloğu devam ediyor. İnne min tevbeti, benim tevbemden olsun şu da, en la uhaddise illa sıdkan, bundan böyle ben doğrudan başka hiçbir şey konuşmayayım. Bu benim tövbemin de bir gereği olsun. Ne maksatla olursa olsun, ne biçimde olursa olsun ben artık sıdk dışında asla konuşmayacağım. Demiş Kâb bin Malik. Çünkü yararını gördüm diyor sıdkın. Doğruluk beni kurtardı, sadakat beni kurtardı. وَاَنْ خَلِعَ مِنْ مَالِي كُلِّهِ. Ve yine benim tövbemin kapsamı dahilinde, şu da benim tövbemden olsun. Bütün malımdan sıyrılayım ey Allah'ın elçisi. Demek ki sahabe döneminde tövbeye eşlik eden bir sadaka anlayışı var. Yani tövbe ediyorsan bir şeyden bir miktar da sadaka veriyorsun. Hazreti Kâb bin Malik de çok büyük bir günahtan tövbe ettiği için, çok büyük bir tövbeye kavuştuğu için bütün malından sıyrılmayı göze almış. وَاَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَال۪ي كُلِّهِ. Ve bütün malımdan diyor sıyrılayım. صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Allah'a ve elçisine sadaka olarak bütün malımı bırakayım demiş Kâb bin Malik. فَقَالَ. Dedi ki bunun üzerine Allah'ın elçisi,
emsik aleyke ba'da melike. Bazı malını, malının bazısını tutuver ey Ka'b. Şimdi önceki kağıtları ben evde bıraktım ama yanlış hatırlamıyorsam İbn Hibban şu hadisi burada şundan ötürü zikrediyor. Zikir başlığında şöyle bir şey vardı. Malının tümünü sadaka bırakmak isteyen kimseye malının işte şu kadarını tutmasını emreden hadis diye. Yani şu, bu koca bağlamı, bu kadar uzun hadisi İbn Hibban şuradan dolayı veriyor. İbn Hibban'ın da huyu şu, hadisleri takdi etmiyor. Buhari'de var takdi anlayışı. Buhari bu hadisin bana neresi lazım der. İşte bu kısmı lazım. Emsik aleyke ba'da malik. Bu kısmını orada zikreder. Önünü arkasını keser, takdi eder. İbn Hibban'da bu yok. Hadisi komple buraya alıvermiş. Emsik aleyke ba'da malike. Bazı malını tut demiş Allah'ın elçisi. Ve malından tümüyle sıyrılmasını kendisinden kabul etmemiş. Diyor ki فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. Nitekim bu senin için daha hayırlıdır. قَالَ dedi فَقُلْتُ dedim ki Ka'b bin Malik konuşuyor. فَاِنِّي اُمْسِكُ سَهْمِي اَلَّذ۪ي بِخَيْبَرَ. O zaman madem ki diyorsun bazı malını tutuver, o zaman Hayber'den olan şu yayımı tutacağım, şey okumu tutacağım. قَالَ yayımı sehm veya ikisi birlikte. Hayber'den bana düşen payım. Ha evet sehmi evet. Hayber'den bana düşen payımı tutacağım diyor. فَاِنِّي اُمْسِكُ سَهْمِي اَلَّذ۪ي بِخَيْبَرِ. قَالَ diyor ki فَمَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ بَعْدَ الْاِسْلَامِ اَعْضَمَ ف۪ي نَفْس۪ي مِنْ صِدْقِي رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حِينَ صَدَقْتُهُ. Hazreti Ka'b bin Malik böylece anlatmış oldu olayını ve kendisi hadisin sonunda değerlendirmeye geçiyor. Diyor ki فَمَا أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ. Allah bana bir nimet vermiş değil. بَعْدَ الْاِسْلَامِ İslam'dan sonra اَعْضَمَ ف۪ي نَفْس۪ي مِنْ صِدْقِ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisine bu gösterdiğim sadakat yani doğru sözlülüğümden daha büyük İslam'dan ayrı Allah'ın üzerinde bir nimeti olduğunu bilmiyorum. Yani İslam nimeti var, çok büyük. Bir de onun yanı sıra Allah'ın bana en büyük nimeti Hazreti Peygamber'in huzuruna çıktığımda doğru söylemek hususunda beni muvaffak kılması. Eğer o gün orada yalan söyleyecek olsaydım bitmiştim demek istiyor Ka'b bin Malik. اَنَا وَصَاحِبَاهَا. Hem bana hem de iki arkadaşıma. اَنْ لَا نَكُونَ كَذَبْنَا. O gün yalan söylememiş olmamız bizim için büyük bir lütuftu diyor. Eğer söylemiş olsaydık fe helekna kema helaku, tıpkı münafıklar gibi biz de helak olmuş olurduk. Ve ma taammattu likizbatin ba'du. Ben o günden sonra hiçbir yalana amd etmedim, başvurmadım diyor. Ve inni la arju en yahfazani Allahu fima baqiya. Ve umuyorum ki Allah kalan ömrümde de beni bundan muhafaza etsin demiş. Tabi bunu derken, anlatırken hayattaydı. Nereden bilsin kendisinden sonra 14 asır sonra yine insanlar bu ifadeyi, bu tazeliğiyle, bu canlılığıyla okuyacaklar. وَاِنِّي لَاَرْجُوا اَنْ يَحْفَدَنِيَ اللّٰهُ ف۪ي مَا بَقِيَ. Kalanında da umuyorum ki Allah beni muhafaza eder diyor. Yani umarım ömrümün kalan kısmında da yalana başvurmam ve doğruluktan ayrılmam diyor. Hayat ne kadar yalan, ömrünün kalan kısmı da, ondan sonrakilerde, soyu da, torunları da, hepsi şu anda dünyadan kalkmış durumdalar. قَالَ الزُّهْرِيُّ. Zühri diyor ki hadisin sonunda, فَهَذَا مَنْ تَهَا اِلَيْنَا مِنْ حَد۪يثِ كَعْبِ بِنْ مَالِكٍ. Zühri diyor ki, Ka'b bin Malik'in olayından bize intikal edenin hepsi budur demiş. Bir sonraki hadise geçiyorum. Hadis nerede var derseniz bu uzun hadis. Bu uzun hadis Buhari, Müslim hepsinde var. Buhari numarasını vereyim. 4156 Magazi'de. Bir sonraki hadise geçtim. Zikrul emri bi gaslil yedeyni lil mustayqidi. Thalathan. Qabla idkhalihima al-ina'a. Uyanan kimse, uykudan uyanmış, ellerini yıkamasını emrediyor. Emreden hadis. قَبْلَ اِدْخَالِهِمَ الْاِنَا. Kaba elini daldırmadan
yıkamasını emreden hadis diyor İbn İbn hadisin başlığında. Doğru ya, bir kaptan abdest alacaksınız ve sürekli o kaba elinizle aldıracaksınız. Önce kaptan su alacağınız elinizi ayrı bir yerde yıkamanız gerekiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önce elini dışarıda yıkıyor, sonra elini kaptan su alarak abdest alıyordu. 1645. Ekberena Abdullah ibn Muhammedin el-Ezdi. Bize Abdullah bin Muhammed el-Ezdi haber verdi. Kale dedi ki haddethena İshak ibn İbrahim'e. Bize İshak bin İbrahim anlattı. Kale dedi ki haddethena Sufyanu. Bize Süfyan anlattı. Yani Zuhriyi, o da Zuhri'den. An Ebi Seleme'te, o da Ebu Seleme'den. An Ebi Hureyre'te, o da Ebu Hureyre'den. Anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kale dedi ki اِذَا اسْتَيْقَضَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ. Biriniz uykusundan uyandığında فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي اِنَائِهِ. Elini kabına daldırmasın. حَتَّى يَغْسِلَهَا. Ta ki yıkasın. Yıkamadan önce elini kabına daldırmasın. حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا. Ta ki elini üç kez yıkamadan kaba daldırmasın diyor ve devamında diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem فَاِنَّهُ لَا يَدْرِي اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. Çünkü eli nerede geceledi kişi bunu bilemez. Yani kişi uykudadır, uyur. Ancak eller uykuda da hareket ediyor. Beden de uykuda hareket ediyor. Kontrol kişiden çıkıyor. Böyle uykudaki bir adama bakın. Nereye geçiyor? Otomatiğe mi geçiyor? Pilota mı geçiyor? Ama her halükarda Cenab-ı Hakk'ın tevdi ettiği bir merkeze havale ediliyor iş. Ellerde, kollarda bir şekilde hareket ediyor. Gah kendini kaşıyor, gah sırtını, vücudunu yön değiştiriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem eliniz nerede gecelemiştir bilemezsiniz. Kirli olabilir. O yüzden kalkar kalkmaz önce ellerinizi yıkın diyor. Medeniyetin doruk noktası belki bu ama insanlığın veya bugünkü Batı medeniyetinin hemen hemen en son öğrendiği şeylerden bir tanesi. Sabah kalkınca elleri yıkamak. Bir sonraki hadis. ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْاِسْتِتَارِ لِمَنْ اَرَادَ الْبِزَارَ بِرَازَ عِنْدَهُ. Tenaya çekilmek ve yıkanmak isteyen kimsenin setr edinmesi, perdelenmesini emreden hadis diyor sallallahu aleyhi İbn-i Hibban hadisin başlığında. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام مكحول ببيروت. Bize Muhammed bin Abdullah bin Abd al-Salam mekhul Beyrut'ta haber verdi. Kale dedi ki حدثنا سليمان بن سيف. Bize Süleyman bin Seyf haber verdi. Kale dedi ki حدثنا أبو عاصم. Bize Ebu Asım anlattı. Kale dedi ki حدثنا ثور بن يزيد. Bize Sevr bin Yezid anlattı. An Husayn el-Himyari. O da Husayn el-Himyari'den. An Ebi Sa'd el-Hayri. O da Ebu Sa'd el-Hayr'den. An Ebi Hureyre'te. O da Ebu Hureyre'den. Kale dedi ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Men istecmara fel yutir. İsticmar eden, yani taharetlenmek için taş kullanan kimse felyutir, üçlesin. Ve izektehale felyutir. Sürme sürecekse de yine sürmeyi üç kez sürsün. Men faale fekad ehsene. Kim bir şey yapacaksa güzelini yapsın, iyisini yapsın, hoş olanını yapsın. İyi yapsın yaptığı işi. وَمَنْ اَتَ الْغَائِطَ. Kim tenaya çekilecek, yani kazayı haceti için gait için gidecekse, büyük abdesti için büyük abdestini yapacaksa فَلْيَسْتَتِرْ. Perdelensin, insanlardan gizlensin. وَاِنْ لَمْ يَجِدْ. Hiçbir şey bulamıyorsa, ki bazen çöl ortamı olur, her taraf düzdür, hiçbir şey bulamaz. İlla kethiben min ramlin. Ancak böyle işte kumdan bir yığın bile olsa, hiçbir şey bulamazsa o kum yığınının arkasına saklansın. Fe inne şeytana yelabu
بِمَقَاِدِ بَنِي آدَمَ. Zira şeytan Ademoğlunun makatlarıyla oyun ve eğlence edinir diyor hadisin sonunda. Yani birinizin, benim anladığım şu, birinizin bu hal üzere makadını bir başkası görürse şeytan onun üzerinden onunla eğlenir, tiye alır. İşte makadına bak, güldürür, eğlence konusu edinir. Buna imkan ve fırsat vermeyin. Dolayısıyla bir şekilde tenhaya, gizliye, gizlide bir yere çekilin diyor sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste. Okuduğumuz hadis nerede var? Okuduğumuz hadis bu haliyle ne Buhari'de ne de Müslim'de yer almış. Elbani de hadise zayıf notunu düşmüş. İbn-i İbban'daki Elbani'nin zayıf diye işaretlediği ender hadislerden bir tanesi de bu. Bir sonraki hadis. Zikrul emri limen saqal hadiye en yeceale ihlalehu. Yalnız hadis zayıf deyince hadisin içindeki bütün parçaları zayıf sanmayın. Mesela men istecmara fel yutir hadisi benim bildiğim kadarıyla zayıf bir hadis. Elbani buna zayıf derken komple bu haliyle, bu bütün unsurlarıyla birlikte bu hadis zayıf diyor. Ancak bu hadisin bir kısmı sahih bir hadiste geçiyor olabilir. Bu da şeyden, zihinden uzak edilmemesi gereken bir gerçek. Zikrul emri veya bir hadis oluyor bazen. Hadiste diyelim ki 6 tane unsur var. İşte burada da pek çok unsur vardı. Bir tenaya çekildiğinde gizlen. İki hadisin sonunda gelen işte şeytan Ademoğlunun makatlarıyla oyun eğlence edinir. 3 sürme süren 3 kez sürsün. İşte isticmarda bulunan 3 kere yapsın. Ayrı ayrı unsurlar bunlar. Bunların her biri, demiyorum her biri ayrı sahip bir hadiste geçiyor. Onu şu anda bilmiyorum da. Bir hadis olabiliyor bazen. İçinde böyle her biri ayrı ayrı sahih hadislerde geçen. Ama o hadis toplanmış haliyle zayıf oluyor. Yani bu böyle bir araya getirilmiş haliyle bu hadis zayıftır deniyor. Biri bunu topladı, sonradan biri cem etti yani bu unsurları. Ama ayrı ayrı bunlar, o unsurlar sahih olabilir. Dolayısıyla biz burada bir hadis ile ilgili zayıf, Elbani zayıf demiş derse hemen o hadisteki hükümlerin zayıf, geçersiz olduğu düşünülmesi. Bir sonraki hadis. Zikrul emri. Hocam, bir hadis zayıfsa içindeki hükümleri, bizi bağlayan hükümler olduğu oluyor mu? İşte diyorum ki o içindeki hükümlerden biri ya birkaçı sahih bir hadiste geçiyor olabilir. Başka sahih bir hadiste geçiyor olabilir. Dolayısıyla o geçtiği yerden ötürü sahih bir hadiste. Yani hadisin metni zayıf olabilir ama içindeki hükümler bizi farz. O hadisin kendisi zayıf. Ya yani o haliyle, o senediyle, hadis biliyorsun senet ve metin ayrılmazdır. O haliyle, o senediyle, her şeyle o hadis zayıf denir. Böyle bir hadis yok. Bunlar... Ama içindeki anlam belki... Hayır, bunu şunu diyoruz. O hadis içinde geçen herhangi bir hüküm sahih bir hadiste geçiyor olabilir. Mesela uydurma bir hadis düşün. Adam hadis uydurmuş. Hadisini uydururken sahih bir hadisten alıntılar yapmış. Bağlam desteklemesi yapmış. Bir şeyler yapmış. Maksadı hani Yahudilerin yaptığı gibi لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Hakka batılı giydirmek, iç içe sokup daha yutulabilir lokma haline getirmek. Şimdi o hadise uydurma dediğimiz zaman şunu demek istiyoruz. O hadisin içerisindeki şu kısım aslında sahih bir yerde geçiyor. Bu benzer bir durum. Zayıf olabilir hadis ama hadisin içindeki ayrı ayrı hükümler sahih hadislerde geçiyor. O yüzden de zayıf bir hadis, aa bu zayıf diye hemen içindeki hükümlerin hepsini zayıf öngörmeyin. Ola ki sahih bir hadiste herhangi biri geçiyor olabilir. Zikrul emri, emreden bir hadis. Limen saqal hadiye, kurbanlığını yola koymuş, kurban etmek üzere Kabe'ye doğru yola çıkmış kimseye en yecale ihlalehu bil hacci vel umreti ma'an. Böyle kimsenin ihlalini, yani niyetini, hac ve umreyi birlikte tutmasını, birlikte niyet etmesini emreden hadis diyor İbn-i İbban zikir başlığında. 1647. Akhbarana Umar ibn Sa'id ibn Sinan'ın bize Ömer bin Said bin Sinan haber verdi. Kale dedi ki, akhbarana Ahmed ibn Abi Bakr'in bize Ahmed bin Abi Bakr haber verdi. An Malik'in, o da Malik'ten. An ibn Şihab'in, o da ibn Şihab'tan. An Urve ibn Zubeyr'i, o da Urve bin Zubeyr'den. An Aişe'te, o da Aişe'den. Enneha kalet. Hazreti Ayşe demiş ki
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. Veda haccında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte çıktık. فَاَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ Bir ümreye niyet ettik. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem Sonra Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُونَ Yanında kurbanlık bulunan فَالْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مَعَنْ Hem hacca hem de umreye birlikte niyet etsin. ثُمَّ لَا يَحِلُّ Sonra da ihramdan çıkmasın. Hatta yahilla minhuma cemian ta ki her ikisini tamamlayıncaya dek yani hem haccından hem de umresinden bitinceye dek de ihramından çıkmasın diye insanlara haber verdi. Kâlet Hazreti Ayşe diyor ki fatâfellezîne ehellu bil umreti umreye niyet etmiş bulunanlar tavaflarını yaptılar bil beyti beytte ve beyne safa vel merveti ve safa ile merve arasında da tavaflarını yani sa'yını yaptılar. Thumma ahallu sonra da ihramdan çıktılar. Thumma tawafu tawafan akhara ba'da an raja'u min Mina. Mina'dan döndükten sonra da bir tavaf yaptılar li haccihim hacları için. Wa allazina ahallu bil hacci hacca niyet etmiş olanlar ise ve cema'u beyne'l hacci ve'l umreti ve hac ile umreyi de cem etmiş bulunan kimseler ise Onlar feinnemâ tâfû tavâfen vâhiden. Onlar tek bir tavaf yaptılar. Kâlet Hazreti Ayşe devamla diyor ki fekadimtu Mekke'te. Mekke'ye geldim. Ve ene hâidun. Ve Mekke'ye geldiğimde Mekke'ye girerken hayz olarak girdim. Adetli olarak girdim. Lem atuf bil beyti. Beyti tavaf etmedim. Kabe'yi tavaf etmedim. Ve la beyne safa vel merveti. Safa ile merve arasında da sa'y etmedim. فَشَكَوْتُ ذَٰلِكَ اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Bunları yapamayışımdan ötürü ki sıkıntımı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ettim, arz ettim. فَقَالَ Bana dedi ki اُنْقُضِي رَأْسَكِ Başını çöz, yani saçlarını çöz. وَمْتَشِطِّي Ve taran. وَاَهِلِّي بِالْحَجِّ Ve hacca niyet et. وَدَعِي الْعُمْرَةَ Umreyi bırak. Kâlet diyor ki Hazreti Ayşe fefealtu ben de onun dediği gibi yaptım. Felemmâ kadaynel hacca haccımızı bitirince erselenni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi beni ma'a Abdurrahman ibni Ebi Bekir'in Abdurrahman bin Ebi Bekir'le birlikte yani kardeşiyle birlikte ile ten'imi ten'im denen bölgeye فَاَتَمَرْتُ Orada tekrardan umre için niyet edip gelip umremi yaptım, bir umre yaptım diyor. Hacdan sonra yapmış Hazreti Ayşe. فَقَالَ Hazreti Peygamber Hazreti Ayşe'ye demiş ki هَذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ İşte bu da senin umrenin yerine geçer. Yani Mekke'ye girdiğimizde yapamadığın umreni şimdi hacdan sonra yapmış oldun demiş Hazreti Ayşe'ye sallallahu aleyhi ve sellem. Okuduğumuz hadis nerede var? Buhari'de var. Numarası 313. Bir sonraki hadis. Zikrul emri lil musafiril maşi evd daifi bil iftari. Emreden bir hadis. Kime? Misafire yani yolcuya. İster yaya olsun el maşi, ister yaya olsun evd daifi yahut yaya değil binekli ama güçsüz yani. Neyi emrediyor? Bil iftari, iftar etmesini emrediyor. İftar etmesi demek bizim Türkçe oruç bozma, orucunu bozması. Bizim ifade biraz olumsuzluk var içinde, orucu bozmak böyle. Halbuki bunun adı iftar etmek yani yemek artık. Savundan vazgeçip iftar etmek. Akşam yaptığımıza biz iftar diyoruz ama gün içinde yaptığımızı orucu bozmak diyoruz. Halbuki Arapça'da akşamındakine de iftar deniyor. Gün içinde yapılacak olursa da ona da iftar deniyor. 1648 Ekberana Ebu Ya'la Bize Ebu Ya'la haber verdi. Kale dedi ki Haddethena Vahb ibn Bakiyyata Bize Vahb bin Bakiyya anlattı. Kale dedi ki Ekberana Halidun Bize Halid haber verdi. Anil Ceririyye O da El Ceririyden عن أبي نضرة أو ده أبو نضرة دان
An Ebi Sa'idin el-Hudriyi, o da Ebu Sa'id el-Hudri'den kâle dedi ki Merre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ala nehrin min ma'in. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sudan bir nehrin yanından geçti yahut ona uğradı. Nehirler sudan başka ne olur derseniz mesela çamurdan olur. Yani içilmeyecek bir şeyden de nehir olabilir. Bu içilebilir bir sudan bir nehirmiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o nehre doğru gelmiş. Ve huve ala bagletihi, katırı üzerindeymiş. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pek çok hadiste görüyoruz. Katır kullanıyor, katıra biniyor. Ve nâsu siyâmun, millette oruçlu. Ve muşâtu kethîrun, yayalar çok. Binekli çok az. Muhtemelen bir gazadalar, seferdeler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem suya yanaşmış nehre. Fekale, milleti de yanaştırmış. Demiş ki işrabu, için, herkes içsin. Fecaalu yanduruna ileyhi, millet ona baka kalmış, ona bakmaya başlamışlar. Fekale demiş ki işrabu, için. Fe inni aysarukum, bana bakmayın, ben demiş yani en eyserinizim, yani en kolayda olanınız, bineğim var, hepiniz yayasınız. Ben binekliyim, elim kolay, yani ben biraz rahatım yerinde. O yüzden siz için. فَجَعَلُوا يَنْدُرُونَ اِلَيْهِ Millet yine böyle ona bakıyorlar. فَحَوَّلَ وَرِكَهُ Hemen döndürmüş hayvanını, yani bineğini. Suya doğru dönmüş tabii. فَشَرِبَ içmiş sudan. وَشَرِبَ النَّاسُ Onun içtiğini gören millet de içmeye başlamış. Buralarda var mı diye baktım da yok ama yani yine hafızam beni yanıltmıyorsa bazıları yine içmemiş. Yani gerekmez, Hazreti Peygamber içer ama o günahları bağışlandı, o peygamber bize yaraşmaz deyip bazıları içmeyince Hazreti Peygamber'e bu durumu ihbar etmiş birileri. Eminim içenlerden biri ihbar etmiştir. Demiş ki ya Resulallah bazıları içmedi falan. Demiş ki ulaikel usatu, onlar asilerdir. Dolayısıyla sizsiz olun, için. Zikrul emri, yani benzer bir durumdaysanız, sıkıntınız varsa veya seferdeyseniz, yani içerseniz hiç de dert etmeyin. Öyle çok sorunlu değil yani. Yani benim gördüğüm bazı sahabiler hatta bunu yeğliyorlardı bile. Mesela Abdullah bin Ömer tercih ediyormuş seferde şey yapmayı. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ اَنْ تُؤْتَى رُخَصَهُ diyor. Allah ruhsatlarını yerine getirmesini sever hadisini söylüyormuş. Ve sefere çıktı mı hemen yermiş. Ama Nafi diyor ki, mesela diyor yedi diyelim. Yedi, yol boyunca yedi, 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 geldik Medine'ye yahut Mekke'ye, nereden nereye gidiyorsak. O geldiğimiz yere geldiğimizde demiş ki, artık yemeyelim millet görmesin, millet oruçlu. Yani onlara hürmeten mi artık, nasıl yorumlarsanız. Seferde yiyip ama insanlara şehre girerken yiyerek girmeyi tercih etmezdi diyor kölesi Nafi. Zikrul emri biterki ihtiraril mer'i bima yumdahu bihi. Medhedildiği şey ile gururlanmamasını kişiye emreden hadis. Yahut gururlanmayı terk etmesini kişiye emreden hadis. İbn-i İbban böyle çıkarmış hadisin özetini. 1649. Demin okuduğumuz hadis nerede var söylemedim. Ne Buhari ne de Müslim'de hadis bu haliyle var. Hadis için Elbani sahih notunu düşmüş önceki hadisle ilgili. Zikrul emri bi terki ihtirâril mer'i bimâ yumdehu bihi dedik. 1649. Akhbarana el-Hasan ibn-i Sufyan'a. Bize el-Hasan bin Sufyan haber verdi. Kale dedi ki حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي bize İbrahim bin el-Haccac es-Sami anlattı. قال dedi ki حدثنا حماد بن سلمة bize Hammad bin Seleme anlattı. عن علي بن الحكم o da Ali bin el-Hakem'den عن عطاء بن أبي رباح o da عطاء بن أبي رباح'tan أن رجلا bir adam مدح رجلا başka bir adamı methetti. عند ابن عمر ابن Ömer'in yanında
فجعل ابن عمر يرفع التراب نحوه. İbn Ömer bu durumu görünce toprağı ona doğru kaldırmaya başladı. Ona doğru serpmeye başladı. Kime doğru serpmeye başladı? Mede'den kimseye doğru serpmeye başladı. وقال ve dedi ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki اِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ Medhedicileri gördüğünüzde فَحْثُوا فِي وُجُوهِهِمْ اَتْتُرَابَ Onların yüzlerine toprağı serpin diye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den İbn Ömer bu hadisi hatırlatmış. Bu meddahin dediler denilenler medhediciler böyle bu ifade belki şey geliyor nezih geliyor ama burada anlatılan kimse yalakalar yani ondan sonra yaltaklık edenler işte idare sahiplerine yöneticilere gereksiz şeylerde bulunanlar işte yine o kelime karşılıyor yalakalar bunların suratlarına Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toprağa serpin demiş. Bu okuduğumuz hadis nerede var? 3002 No ile Müslim'de var. Bazıları hadisi mecaz ile alıyorlar. Yani toprağa serpin derken onlara bir şey vermeyin. Yani toprak vermek demek. Toprak atmak hiçbir şey vermemek anlamında. Dolayısıyla ey idareciler, ey yöneticiler gelip size yalakalık edip sizden bir şey kapmak isteyenlere hiçbir şey vermeyin. Toprak atın. Yani onları yoksun bırakın şeklinde mecazen anlayanlar da var. İbn Ömer gibi bunu lafzi olarak değerlendiren sahabiler de olmuş. Bir sonraki hadis. Zikru emril Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ba'da ummetihi en yakra'a aleyhil Kur'an'a. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden bazılarına kendisine Kur'an okumasını emrettiğine dair hadis. Yani Hazreti Peygamber birine diyor ki gel bana biraz Kur'an oku. İşte bu da belli bir zaman ve belli bir gerekçe dolayısıyla verilmiş emir. O zamana, o gerekçeye, o ortama ait Hazreti Peygamber'in emriydi. Akhbarana Ebu Ya'la, bize Ebu Ya'la haber verdi. Kale dedi ki, Haddethana Abdülgaffar ibn Abdillah el-Zubeyri'yü. Bize Abdülgaffar bin Abdullah el-Zubeyri anlattı. Kale dedi ki, Haddethana Ali ibn Musher'in, bize Ali bin Musher anlattı anil A'meş, o da el-A'meş'ten, an İbrahim'e, o da İbrahim'den, an Abidete, o da Abide'den, an Abdillahi, o da Abdullah'tan, kâle dedi ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ikra aleyye, bana oku demiş, kime demiş bunu? An Abdillahi dedi, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh. Kale diyor ki ravi diyor kultu dedim ki diyor bunu da diyen Abdullah bin Mesud akra'u aleyke sana ben mi okuyayım ve innema unzilen Kur'anu aleyke halbuki Kur'an sana indirildi Kur'an sana indirilmişken ben mi ben sana Kur'an mı okuyacağım demiş Abdullah bin Mesud kale diyor demiş ki sallallahu aleyhi ve sellem inni uhibbu an esma'ahu min gayri ben başkasından dinlemeyi de seviyorum. Dolayısıyla sen gel bana otur biraz Kur'an oku demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Mesud başlamış Kur'an okumaya Hazreti Peygamber'e. Buradan ben şunu da anlıyorum. Demek ki Abdullah bin Mesud iyi Kur'an okuyor. Yani Hazreti Peygamber birine Kur'an okutacaksa iyi okuyan birini tercih eder diye düşünüyorum. Ezberden evet. Değil mi? Kaç kitapta geçiyor. Yani buradan böyle bir şey çıkarılabilir. Abdullah bin Mesud'un iyi Kur'an okuduğuna dair. Hocam ezberden okuyor herhalde oradaki Abdullah bin Mesud. Büyük ihtimalle ezberden okuyor. Kendimizin de okuması hala yok değil mi hocam? Şey, hayatımın sonuna kadar... Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hep ezberden okudu zaten. Zaten kayıt... Şey evet, onu da hiç eltenmedi. فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ Ben de onu okudum diyor. Sûreten Nisa, Nisa suresini. Bu Hazreti Abdullah bin Mesud da Nisa suresini çok seviyor galiba. Bunda nerede rivayet geçse Nisa suresi ve Abdullah bin Mesud. Yahut orayı iyi ezbere biliyor. Çünkü geçenlerde de bir okuduk. Diyor ki ben namaz kılıyordum mescitte. Biraz daha sessizce okuyordum. Okudum Nisa suresini tamamladığımda
bana Hazreti Peygamber dedi ki sel ma şi'te tu'ta, dile ne dilersen verilir deyince ben de hemen namazda ellerimi kaldırdım. Tabi nafile bir namaz kılıyormuş, dua etmiş. Orada da Nisan suresi gelmişti önümüze. Yine Abdullah bin Mesud adıyla birlikte. Şimdi okudum diyor. Okudum. Nisan suresini onu okudum. Hatta belagtu, ta ki şu ayete geldim. Fekeyfe izâ ci'nâ min kulli ummetin bi şehidin. Nasıl olur o gün? Her ümmetten bir şehidi, bir tanığı çıkardığımızda وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰئِ شَه۪يدًا, seni de şunların başına, şunların üzerine tanık olarak getirdiğimiz o gün nasıl olur diye Cenab-ı Hakk'ın o günün dehşetini anlattığı bu ifadeyi okuyordum ki diyor, bir de baktım ki نَدَرْتُ, bir baktım اِلَيْهِ ona فَاِذَا عَيْنَاهُ تُهْرَقَانِ, gözleri donmuş akıyordu diyor Abdullah. Yaşarmıştı, gözleri akıyor, gözleri, gözü akmak denmez ona, ne denir o? Gözleri ağlıyordu da. Göz yaşarması, yaş oluşması, bir de böyle yaşın akması var. Demek ki o yok Türkçe'de, bu yuhrakka hani böyle göze gibi oradan. Ha? Gözü dolar da, dolur dolar kalır belki, akmayabilir. Benim bildiğim kadarıyla bu. Neydi? Ne dedi fiil? Tuhrakani fiili bir de kanın akması için kullanılıyor. Mesela Allah yolunda cihatta işte kanı akacak ifadesinde de aynı. Bu fiil kullanılıyor. Çeşme olmuştu, öyle. Yani bir damara bıçak değdiğinde nasıl şey yapar? Ha, gözü öyleymiş. Ha, şimdi anlaşıldı. Gözyaşı döktü diye. Gözyaşı döktü. Akuluk öyle olsun. Akuluk öyle herhalde. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.